2021 LGS'de 2 yanlış yaparak 490 puan aldım. Bir fen, bir Türkçe yanlışıyla. Ve Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Matematiği fullemek aslında çok kolay bir şey değil. Evet, ama biraz daha işlem bilgisi istiyor. İlk başta ben kötü yaptım deyip pes etmek de saçma. 22-23 yanlışa kadar çıktı denemelerim. 300 küsur puanlarla çıktım bazen. Belli bir dönem çalışmayı tamamen bırakmıştım. Müdür yardımcısının yüzüne hayır sizi sevmiyorum, siz telefonumu aldınız diyordum. LGS'den önceki gece bu olay böyle olamadı. Yani gece hiç uyuyamadım çünkü stresten. Ben bir tur daha ağlama krizine girdim. 120 veya 130 kaynak bitirdim yaklaşık. Merhaba değerli arkadaşlar, ben İMT Hocanız. Sizlere Deniz'den sesleniyorum. Bu videomuzda 2021 LGS'de Galatasaray Lisesi'ni kazanmış olan İpek Seni arkadaşımızın tecrübelerinden, önerilerinden faydalanacağız. Hemen İpek Seni arkadaşımızı tanımaya başlıyoruz. Merhaba, benim adım Ayşe İpek Seni. 2021 LGS'de 2 yanlış yaparak 490 puan aldım. Bir fen, bir Türkçe yanlışıyla. Ve Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Bu videoda aslında LGS 2022 öğrencilerine tavsiye ve önerilerde bulunmak için yer alıyorum. Matematiği fulledin. Nasıl fulledin? Bununla alakalı böyle bizimle paylaşmak isteyeceğin tecrübelerini duymak isteriz. Ya şöyle, matematiği fullemek aslında çok kolay bir şey değil. Evet. Ama biraz daha işlem bilgisi istiyor. Çünkü işlem bilgisi işlemleri hızlandırıyor ve hızlı çözmek de önemli aslında LGS'de. Anlamak ve hızlı çözmek birazcık daha matematikte. O yüzden mesela ben işlem bilgim gelişsin diye normalde hep yeni nesil gidiyordum. Sonlara doğru matematik hocamın tavsiyesiyle beraber kazanım çözmeye başladım. İşlem bilgim, hızım değişsin, gelişsin diye. Kazanım belli bir yerden sonra yardımcı olabiliyormuş, onu fark ettim. Çünkü ben yaz tatilinde çok ağır bir tempoyla başladım ki en büyük hatam buydu benim. Full yeni nesil çözerek şey yaptım. Belli bir yerden sonra okulun kazanım tarama testleri oluyordu mesela. Yeni nesil testlerinde full çıkartıp kazanım testlerinde yanlışlarım çıkıyordu. O yüzden hani kazanım bilgisini de geliştirmeye çalıştım birazcık matematikte. Çünkü ya işlem becerisi ve işlem yaparken hız kazanmak bence çok önemli. Çünkü benim çoğu arkadaşım LGS'de matematiği yetiştiremedi ama benim sayısalda son yarım saatim boş kalmıştı. Matematik benim en sevdiğim ders. O yüzden hani fazla zorlanmıyordum ben matematikte. Benim daha çok zorlandığım ders sözel dersler, yani din falan, din özellikle. Bu matematikte yeni nesil sorular gerçekten ilk etapta alışmak kolay değil. Nasıl bir alışma sürecin oldu? 7. sınıftan itibaren aslında yeni nesil sorulara ağırlık vermeye başlamıştım. O yüzden fazla zorlamadı ama şöyle bir şey var tabii ki. Gitgide yeni nesil soru tiplerinde de iyileşiyorsunuz. Yani aslında ilk başta ben kötü yaptım deyip pes etmek de saçma. Hani yavaş yavaş alışıyorsunuz ama mesela ben şey olarak yapmıştım bu yıl. İlk başladığımda 20 kazanım 20 yeni nesil. Sonra işte 25 kazanım 30 yeni nesil gibi yavaş yavaş arttırarak full yeni nesile çevirmiştim. Peki yeni nesil soruları yapamadığında ne yapıyordun? Ya yeni nesil soruları yapamadığımda şöyle, benim bir tane defterim vardı mesela. Her ders için ayrı bölümleri vardı. Yapamadığım soruları kesip yapıştırıyordum oraya ve gösterebileceğim öğretmenlerime soruları gösterip anlattırıyordum zorla. En sonunda hani anlatımlarını bir defterin kenarına yazıp okuyordum. Çünkü hani unutabilirim, o tarz soru çıkabilir, yine yanlış yapabilirim gibi nedenlerden dolayı. Kaç saat çalışıyordun günde? Şöyle, genel olarak günde aslında bizim Zoom üstünden yaptığımız derslerimiz aslında çok etkinlikli ve hani çok böyle yüksek seviyede oluyordu. Genelde hani günde 8-9 saat biz Zoom'dan ders yapıyorduk okul olarak. Ve o yüzden benim aslında fazla çalışmama gerek kalmıyordu. En fazla 3 saat falan çalışıyorduk, 3-4 saat. Sosyal olmazsam ölebilecek bir insanım sanırım. Her güne farklı bir aktivitem vardı rahatlamak için. Mesela ne tür aktiviteler yapıyordun? Şöyle ya, değişiyordu. Mesela ben kitap okumayı çok severim. Kitap okuyordum. Bazen dizi izliyordum. Aklım boşalsın diye. Bazen müzik dinliyordum. YouTube'da İMT Hoca videolarını izliyor muydun? İMT Hoca'yı ne zaman tanıdın? İMT Hoca'yı LGS'nin ortalarına doğru tanıdım. Çünkü bazı matematik konularında soru çözüm olarak değil ama konu olarak bir sorunlarım vardı. O yüzden izliyordum genellikle. Sosyal medyayla aran nasıldı? Benim sosyal medyayla aram bayağı iyiydi. O yüzden telefonum belli bir süre elimden alındı. Düzenli okuyor muydun? Her zaman kitap okumayı seven bir öğrenci misin? İlkokulda başladı benim kitap okuma sevgim ama her gün düzenli olarak kitap okuyordum ki zaten programıma göre de hani her gün düzenli olarak kitap okuma vardı. Sadece hani bazı günler etkinlik olarak da onu yapıyordum. İyice abartmış oluyordum okumayı. Fantastik okuyordum, komedi kitapları okuyordum, dram kitapları okuyordum. Çok hoşuma gider dram kitapları özellikle. Günlük mesela soru sayın kaçtı Ayşe İpek? Benim günlük soru sayım çok değişiyordu aslında. Öğretmenlerin verdiği ödevlerle bazen 270-280'e kadar çıkıyordu. Kendi çözdüklerimle de 300-350'ye kadar çıkıyordu. Bunlar genelde yeni nesil ağırlıklı mı oluyordu? Yeni nesil ağırlıklı oluyordu. Hani kazanımları eklemiyorum bunlara. Çünkü kazanımları en başta soru çözmek istemiyorsam ben moralim yükselsin, hızlı çözdüğüm sorular, doğru yapıyorum. Hani moralim yükselsin, başka şeyler de çözmek isteyeyim diye çözüyordum ben kazanımları biraz daha. Peki LGS çalışmaya yazdan mı başladın? Yazın başladım ben. Ama yaptığım dediğim gibi en büyük hatalardan biri yazın çok ağır başlamaktı. Çünkü ben yazın günde 500-600 soru çözüyordum ve bu gereksiz fazlaydı. Hani özellikle de yaz için çok ağırdı. O yüzden LGS döneminin ortalarına doğru son 4 ay kala tamamen saldım. Çözmek istemedim. 22-23 yanlışa kadar çıktı denemelerim. 300 küsür puanlarla çıktım bazen denemelerden. Aşırı zor, aşırı zorlayan denemeler olabiliyordu. Ben zaten dediğim gibi belli bir dönem çalışmayı tamamen bırakmıştım. O dönemlere denk gelebiliyordu. Veya dikkatini dağılabiliyor. Çok doğal şeyler. Peki ne kadar zaman bırakmıştın o çalışmayı sıkıldığında? Yaklaşık 3 hafta bıraktım. Ama 3 haftanın sonunda artık hani beterin beteri haline geldim. 24-25 yanlışlar havada uçuyordu böyle. En son telefonumu okul aldı. En baştan bir düzene başladım ama hani biraz hızlı bir düzene başladım. Kızmış mıydın o zaman? Ya telefonumu aldılar, kahretsin falan. Evet, evet. Hatta hani böyle bizim bir tane müdür yardımcımız vardı. Şey diyordu, beni seviyor musun diyordu. Ben müdür yardımcısının yüzüne hayır sizi sevmiyorum, siz telefonumu aldınız diyordum. Çok gerekliymiş yani. Hani en baştan alsalar ağzımı açmamam gerekiyormuş cidden telefonumu. Peki online oyun falan oynuyor muydun? Yok. Ben online oyuna o kadar şey değilim. Hani ara sıra oynuyordum. O da kardeşim çok ısrar ediyor. Daha çok o zaman sosyal medyada Instagram, Snapchat bunlarda vakit geçiriyordum. Hı hı. Tamam. Instagram, Snapchat uygulamalarda daha çok var. Peki. Şimdi böyle deyince öğrencilerimizin seni takip edebileceği bir Instagram hesabın ya da YouTube hesabın var mı? Bunu duyuralım mı burada? YouTube hesabım var. Duyurabiliriz tabii ki ama daha video paylaşmaya başlamadım. Okul açılınca paylaşmak istiyorum birazcık daha okuldaki arkadaşlarımla. Instagram hesabım da var. O zaman ben videonun açıklama kısmında ya da şuradan bir yerden onları çıkartayım YouTube ve Instagram hesaplarını. Hı-hı. Oradan seni takip etmeye başlasınlar. Daha böyle fazla video tecrübe görmek isterse arkadaşlarımız. Şunu da söyleyeceğim, hani denemelerden düşük aldım, 300'de aldığım zamanlar oluyordu hocam dedin. Peki orada motivasyonun elbette bozuluyormuştur. Nasıl moralini düzeltiyordun? Nasıl motivasyonunu arttırıyordun? Şöyle, benim duvarımda 2 tane resim vardı böyle. Öğretmenim demişti aslında yap diye. En gitmek istemediğim lise ve Galatasaray Lisesi. Hani hedefim olan lise vardı. Galatasaray Lisesi'ni gördükçe ben buna gideceğim, o zaman çalışmalıyım diyordum. Öbür liseyi gördükçe de buna gitmemek için çalışmalıyım diyordum. Hani gitmemek için çalışmalıyım diyordum. Veya bir de şeyim vardı benim. Bunu herkes çok saçma buluyor bence. Mesela benim en sevdiğim ders matematik ve İngilizce. Matematik ve İngilizce çözünce benim motivasyonum artıyordu. Oturuyordum mesela, hiç soru çözesim yok. Motivasyonum çok düşük. İngilizce çözüyordum. Moralim yükseliyordu. Çözdükçe çözesim geliyordu. Daha fazla arttırıyordum o yüzden. Çözmeyi başka derslere geçiyordum falan. Nasıl bir program izliyordun? Günlük program mı izliyordun? Aylık program mı izliyordun? Ben haftalık izliyordum aslında birazcık yani. Her hafta programımı değiştiriyordum. Hani belli bir dersten çok yanlış yaparsam, atıyorum matematikten 3-4 yanlış yaparsam ben bir anda matematiğe ağırlık veriyorum. Bütün derslerim çöküyordu eskiden mesela. Bu en şeylerden biri, kötü olaylardan biri. Hani çünkü bütün derslere ağırlık vermeniz gerekiyor. Atıyorum matematikten o hafta üçgenlerde yanlışım çıktı denemede. Üçgenlerden bu kadar soru. İnkılapta ben konu ağırlıklı çalışıyordum. Çünkü inkılap bence konuyu çalıştırması gereken bir şey. İnkılapta şu konudan şu kadar soru, şu konu çalışılacak gibi işte. Atıyorum ilk üniteden 25 soru ilk ünite çalışılacak şu kadar süre gibi. Her gün böyleydi ama ya din ya İngilizce çözüyordum. Hani dinle İngilizceyi aynı gün çözmüyordum ben de. Peki bu LGS sürecinde uyku düzenin nasıldı? Erken mi yatıyordun, geç mi yatıyordun? Sabah geç mi kalkıyordun, erken mi kalkıyordun? LGS döneminde aslında uyku düzenim bayağı iyiydi. Çünkü hani LGS'ye kadar ama atıyorum gece saat 10.30, 11 gibi yatıyordum. Sabah saat 7'de, 8'de kalkıyordum. Ama LGS'den önceki gece bu olay böyle olamadı. Yani gece hiç uyuyamadım çünkü stresten mesela. Hani uyku düzeni bazen bir yere kadar. Hani ya biliyorum çünkü yapabilirim ama ben hiç uyuyamadım gece. O gece. O gün hiç uyumadan mı girdin sınava? Evet. Belki hani de keşke uyusaydım. Belki uyumuşsundur, uyuduğunun farkında değilsindir İpek ya. Yani hiç uyumadan girip de yani Galatasaray Lisesi'ni kazanabilecek kadar yüksek puan almak, matematiği fullemek. Hocam annem yanımdaydı ya. Kendisi diyor ağlamaktan uyuyamamışım. Gerçekten ya işte hani şey düşünmemek lazım ya. Her şey işte ya uyuyamadım çöp olacak diye düşünmektense sen yine uyuyamamışsın ama girip elinden geleni fazlasıyla yapmışsın. O zaman şöyle düşünmüş müydün peki LGS öncesi? Ya ben uyuyamadım şimdi ne yapacağım? Sınavda yapamazsam falan diye düşünmüş müydün? Öyle bir şey düşünmeye aslında fazla zamanım olmamıştı. Çünkü ben sakinleştim zar zor. Gittik okulun önüne. İşte veliler falan bekliyor. İçeri aldılar bizi. Ben bir tur daha ağlama krizine girdim. Çok stresliydim çünkü. Hani öyle bir şey düşünmeye zamanım bile olmadı. Sınav ondan öncesi sonra ağladın. Evet. Sınav esnasında falan da ağladın mı? Yok, sınav esnasında olmadı. Hani soruları gördükçe aslında birazcık rahatladım. Çünkü hani oturmadan önce artık böyle dezenfektan falan var. Onları koklatıyor arkadaşlarım bana hani düzeneyim diye. Herkes diyor ki bu kadar kötü olduğuna göre yapamaz diyor herkes falan. Soruları gördüm. Dedim ki bu kadar kolay değilmiş hani. Çalıştım çünkü ve aslında kolaylıktan değil çalışıp yaptım. Ama hani gördüğümde dedim ki hani bu kadar kolay mıymış dedim. Dediğim gibi çözdükçe motive oldum bu sefer. O yüzden aslında araya hani arada bir zaman var ya oraya girince aslında orada hani boşuna ağladığımı düşündüm bu sefer. İşte matematikten kaç kaynak bitirdin? Toplamda kaç kaynak çözdün? Bunları öğrenebilir miyiz? Benim aslında toplamda kaç kaynak çözdüğüme dair bir resim vardı. Ama yanlış hatırlamıyorsam 120 veya 130 kaynak bitirdim yaklaşık. Mesela matematikten peki kaç kaynak bitirmişsindir tahminen? Tahminen 20 veya 25 kaynak bitirmişimdir matematikten. O son haftalarda ne zaman deneme çözmeye böyle hani seri deneme çözmeye başlar ya öğrencilerimiz. Ne zaman böyle seri denemeler çözmeye başladın? Günde kaç deneme çözüyordun? Bunlar genel deneme mi oluyordu? Branş denemeleri mi oluyordu? Yoksa her ikisi de mi oluyordu? Son 1,5 ayda branş denemelerine başladım ben. Onlardan alıp kendime bir genel deneme yaparak çözüyordum. Bazen de hani can sıkıntısından bile çözüyordum bazen. O yüzden şu an kendimi çok boş hissediyorum. Son 3 haftada genel denemelere başladım. Günde bir tane genel denemeye süre tutuyordum ben. Hani geri kalanlarını süre tutmadan çözüyordum. Birazcık daha soru tarzı görüneyim diye. Sürede fazla bir sıkıntım yoktu çünkü benim. Günde 2-3 tane çözdüğüm de oluyordu yorulup bıraktığım veya 5-6 taneye kadar da çıkardığım oluyordu. Peki yani aile okul desteğiyle alakalı neler söyleyebilirsin? Benim aile desteğim aslında çok fazlaydı. Çünkü ailede herkes yapabileceğimi düşünüyordu, motive ediyordu. Yapamadığım zamanlarda üzülmememi söylüyordu. Hani çok yardımcı oluyorlardı. Okul desteğinde de aynı şekilde. Çünkü çok çabuk morali yükselen ve çok çabuk morali düşen bir insanım. Denemelerden düşük yaptığım zamanlarda hüngür hüngür ağladığım oluyordu böyle. Rehber öğretmen alıyordu beni. Konuşuyordu sürekli falan. Yani aslında aile ve okul desteği de benim için çok önemli oldu. Neden Galatasaray Lisesi? Bir kere çok iyi bir okul. Benim hayran olduğum bir dil üstünden eğitim veriyorlar. Hayran olduğum bir ülkenin sistemiyle ilerliyorlar. Ya bilmiyorum aslında, küçüklükten beri tek isteğim orada okumaktı benim. Ne zamandan beri istiyordun mesela Galatasaray Lisesi'ni kazanmayı? Yaklaşık 2. sınıftan beri istiyordum. Peki hedefinde hangi mesleği yapmak var böyle? Benim şu an hedefimde aslında tıp okumak var. Aklımda 3 dalı var şu an tıpın ama hani bilmiyorum, gelecekte belki değişebilir şu anda. Emin değilim. Üniversiteyi nerede okumak istersin? Ben yurt dışı istiyorum aslında. Harvard veya Sorbon. Şu ana kadar İpek birçok önemli tavsiyelerde bulundum. 2022 LGS'ye ve bundan sonra LGS'ye girecek öğrencilere ekstra bir tavsiyem var mıdır? Umudunuzu kaybetmeyin bence. Hani her şey yapabilirsiniz ve moral, motive ve hani stres kontrolü bence. Yani çalışmaya da tabii ki çok dikkat edin ama bu üçü çok önemli benim için bence. Ayşe İpek Seni arkadaşımızın yetişmesinde emeği olan, başta ailesi, öğretmenleri, okulu ve her kim varsa buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayşe İpek'e de bu tecrübelerini, önerilerini paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Görüş önerilerinizi yorumlarınızda yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.